Evet, bugün Dereköy mahallemizin Orta Camisi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi vaktiyle yapılmış işlemeli mihrabımız ve minberimiz. Şöyle gösterelim, evet. Orijinal şekilde kaldığı gibi çevrede. Şu gördüğünüz sütunların içinde de normal girişler vardı. Bizim yaz Kur'an kurslarına gittiğimiz zamanlarda, yani 12-13 yaşlarındayken kapatıldı ve böyle korumaya alındı. İçinde orijinal girişler aynı şekilde duruyor. Evet, burada gördüğünüz gibi bir kabri şerif ve sanduka var. Şöyle görelim. Burada Veliullah'tan merhum Bekir Efendi diyor. Şimdi burası şöyle genel cami düzenini dikkate alırsak, bakın şöyle baktığımızda mihrap ve minber, minberde çıkıldıktan sonraki yer genellikle minber nedir? Duvarla, yani caminin en köşesinde olurdu. Şu gördüğümüz minberden sonrası bu alan sonradan camiye ilave edilmiş bir alan olduğu için kabri şerif caminin içinde. Veli Efendi, yani Bekir Efendi için değişik rivayetler olsa da bizim edindiğimiz bilgilere göre zaten vaktiyle bu caminin yapımında çok büyük emekleri olduğu ve öldükten sonra işte kabrinin cami avlusuna yaptığı ahirlerden dolayı konulduğu şeklinde. Tabii şöyle dışarıyı gösterelim. Caminin bir dış alanı var. Bir dışarıda oturulan kısım var. Eski camiye göre, orijinaline göre cidden camimiz büyümüş halde. Avlusundayken sonra yukarıdan bizim Saksanguya dediğimiz mevkiden gelen sel akınıyla kabir ve bu alandaki bahçe alanındaki her şeyi götürmüş Çarşamba Çayı'na, yani Ulu Çayımıza gerçek ismiyle bizim mahallemizdeki. Ondan sonra buraya tabi buradaki insanlar kabire saygı için tekrar temsilen kabri şerifi tekrardan imar etmişler. Tabi dediğim gibi sonradan da ek olarak caminin büyütülmesi sonrası ilave eden sanduka camimizin içerisine yerleştirilmiş, yani içinde kalmış.